Girişim yatırımcılığının geleceği, kitle fonlaması adlı panelimiz için fon bulucu Co-CEO'su Kemal Kayza'yı, Şopan CEO'su Umut Yalçın'ı, Retino kurucu ortağı Tuğba Haklı'yı ve Amazoi Tech kurucu ortağı Eren Yaşar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Bir cumartesi sabahı. Bu kadar müthiş bir kalabalığın karşısında olmaktan dolayı ben kendi adıma söyleyeyim. Birçok yerde sunumlar yaptım. Çeşitli çalışmalar yaptım. Ama bir cumartesi sabahı gördüğüm en büyük kalabalık. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Eren Yaşar ben. Amazoi Teknik kurucu ortağıyım. Ben de Kemal Bey gibi geçmişte birçok bakan düzeyinde görüşmelerde bulunabildik ve sunumlar yapabildik ama özellikle öğrenci arkadaşlarımızla beraber olduğumuz etkinlikler bizim için çok daha motive edici oluyor ve ben de burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkürler. Eren aslında güzel bir giriş yaptı. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Sonra girişimcilerden kendileri ve girişimlerini tanıtmasını isteyeceğim. Girişimci eşittir. Aslında girişimin çok büyük bir kısmı eşittir girişimci. Girişimcinin çabaları, o yolda döktüğü terler, alın teri ve koşuşturmalar. O yüzden bugün kitle fonlaması, girişim yatırımcılığının geleceğini konuşacaksak üç değerli girişimciyle konuşacağız onlarla. Ben Kemal Payza, fon bulucu, paya dayalı kitle fonlama platformu ve fonlama ve yatırım ekosistemi adını verdiğimiz bu ekosistemde Co-CEO olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıla yaklaşan bu süreçte Türkiye'de girişim yatırımcılığını akredite olmayan 18 yaşında üzerinde olan herkese dijital bir şekilde açan önemli bir finansal inovasyonun en başından beri içinde bulunan ve şu anda bu görevi sürdüren birisi olarak aynı şekilde bu alanı geliştirmeye ve yeni finansal ürünler eklemeye devam ediyoruz. Ben girişimcileri, az önce söylediğim gibi girişimcileri tanıyarak başlamak istiyorum. Bugün 3 girişimci, fon bulucu platformu üzerinde başarıyla yatırımını tamamlamış 3 girişimciyi davet ettik. Fon bulucuyu duyan var mı? El kaldırabilir mi? Evet, salonun büyük kısmı bizimle. O zaman girişimlerle başlayalım. Amazoi, Retina ve Shopify. Eren senden başlayalım istersen. Hem kendini hem girişimi böyle kısaca bir tanıtabilirsen çok iyi. Amazoi Teknik'in kurucu ortağıyım. Amazoi Teknik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri başta olmak üzere simülasyon teknolojileriyle endüstriye yönelik uygulamalar geliştiren bir yazılım şirketi. Hacettepe Teknokent'te faaliyetlerimize devam ediyoruz. Fon bulucu kitle fonlama platformunda fikir aşamasındayken ülkemizin ilk 2 milyon TL'yi aşan kitle fonlamasını başarıyla gerçekleştirdik. Ardından da sektörel yatırımlara erişmek için şirketimizi kurduk. Şu anda da ülkemizin ilk 50'sinde faaliyet gösteren bir şirketten yatırım alma sürecindeyiz. Makine mühendisiyim, işletme yüksek lisansına sahibim. Çok teşekkürler. Eren çok teşekkürler. Evet, diğer bir genç girişimci Tuğba. Tuğba sen. Ben Tuğba Haklı, biyomedikal mühendisiyim. Aynı zamanda şu anda İstanbul Üniversitesi'nde informatik bölümünde yüksek lisansımı tamamlamak üzereyim. Retina Sağlık Teknolojileri Şirketi'nin kurucu ortağıyım. Biz Retina'yı 4 sene önce kurduk. Retina bir sağlık startup'ı. Aslında çevremizdeki diyabetli bireylerden yola çıkarak bir fikir geliştirmiştik. Ve bu fikirle birlikte aslında TÜBİTAK BİT desteği kazanarak şirketleştik. Ankara Üniversitesi Teknokent'te faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Daha sonrasında birçok destek ve ödülden yararlandık. TÜBİTAK 1500 hediye kazandık. KOSGEB ileri girişimcilik desteklerinden faydalandık. Ve geçen sene 2022 yılının Haziran ayında özür diliyorum, kitle fonlamaya çıktık ve kısa zamanda kampanyamızı başarılı bir şekilde tamamladık ve aslında ilk tohum yatırımımızı almış olduk. Şu anda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Satış aşamasına geldik ve faaliyetlerimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Kısaca böyle bahsedebiliriz. Çok teşekkürler. Hızlı bozmadan tecrübeli girişimci. Tecrübeli değil mi? Yani öyle bir şöyle, ben Eren ve Tuğba kadar şanslı değilim. 35 yaşında girişimciliğe başladım. Yaklaşık 16-17 yıl beyaz yaka çalıştıktan sonra tabii o kadar süre beyaz yaka çalıştığı için ilk girişimiz batıyor. Sonra batış hikayesinden başka bir girişim kuruyorsunuz. O hala ayakta, şükür inşaat böyle devam eder. Biraz seri girişimci olarak nitelendiriyorum kendimi. Çünkü işte 2016 yılından beri 4 girişim, 3'ü ayakta, inşaatla böyle devam eder ayakta kalmaya. Biz Bakiye Medya Çözümlü olarak kurulduğumuz ilk 2016 yılında işte Moka'dan arkadaşlar vardı. Onların ilk entegratörü biz. İnsan sağlıklarında o zamanlar genel müdürü Selim abiydi, kulakları çınlasın. Bizim ne iş yapacağımızı anlayıp da bize entegratörlük veren tek kurum Moka'ydı. Hala da ilişkilerimiz devam ediyor. Biz pandemiyle birlikte aslında bir sosyal sorumluluk projesi olarak şu halini kurmuştuk. Kadın girişimcilerin 2 saat içerisinde e-ticarete girmelerini sağlayan ve sadece e-ticarete girecekleri bir platform değil de aynı zamanda girişimcilik eğitimleri alabilecekleri, hukuk eğitimleri alabilecekleri bir platform hayaliyle başlamıştık. Sonrasında işte Fon Bulucu Nesil Genel Müdürü Kosyos'u Enis'le böyle bir sohbet ederken yemek yiyoruz. Abi dedi böyle böyle bir şey vardı. Ben de kitle fonlamaya başladım dedi. O zaman da herhalde 7-8 tane kitle fonlama başarılı kapatılmıştı. Yemek yerken gerçekleşiyor bu. Dedim ki şirket bilgileri bunlar. Panele sen kendin giriş yaparsın. Vaktimiz yok. Ve dedim bizi kitle fonlamaya çıkart. Abi niye girmek istiyorsun kitle fonlamaya dedi. Dedim ki ya müşterilerim ortaklarım olsun istiyorum. Ve gerçekten de öyle oldu. Belki birazdan bahsediyoruz. Sonra biz fonlamaya başladık, sabah saat 10'da başladı. Ben İzmir'e doğru yola çıkmıştım. Yani en azından birkaç gün sürer diye bekliyoruz. Yolda aradılar beni. Dediler ki fonlama bitti. Kaç saat? 3 saat 50 dakika falan da herhalde. 3 saat 50 dakikada fonlanmıştık. Bu kadar hızlı paranın gelebilmesi bizi çok şey yapmıştı, cezbetmişti. O günden beri de Shopify hala ayakta, yolunda da devam ediyor. Müthiş. Ben ikinci sorumu da aslında sorulan tekrardan cevaplayarak başlamış olduk. Kitle fonlama tabii ki dünya sadece bizde değil. Yani Türkiye'ye özel bir durum değil. Amerika, İngiltere, Avrupa, girişim yatırımcılığında, girişim ve startup yatırımcılığı, yani konvansiyonel çeşitli girişimler de kitle fonlamada fonlanabiliyor. Ama startup yatırımcısı için müthiş bir araç. Şeffaf yapısı, hızlı olması, dijital olması, erişilebilir olması, yatırım tutarlarının çok çok küçük miktarlara düşmesi. Bu ciddi anlamda büyük bir motivasyon. Ama girişimci açısından soracağım. Geçenlerde bir makale okudum. Bir girişimcinin motivasyonu diyor ki, benim bir sürü ortağım, rakibim var. Ama diyor, şimdi 1000 kişi toplansa benim gidip diyor rakibime yatırım yaptı, o benden daha güçlü olur değil mi diyor. Hani, bu anlamda çok oyun değiştirici bir şey olduğuna vurgu yapıyor. Retinol yatırım turunda kitle fonlamayı geleceğin yatırım sistemi kitle fonlamaya çeken neydi? Ya da en azından Retinol'un motivasyonu neydi? Şöyle, TÜBİTAK BİT'ten parayı aldıktan sonra tabii ki bunlar çok kısıtlı bütçeler ve hayallerinizi gerçekleştirmek için gerçekten zorlu süreçlerden geçiyorsunuz. Her zaman da düşündüğünüz gibi gitmiyor bu süreçler. Ve sonuçta yeni başlamış bir firma olarak, bir şirket olarak size inanan insanları bulmak da çok zor oluyor. Biz bu süreçte hani çok fazla kişiyle, melek yatırımcılar, işte yatırım ağlarıyla da görüşmüştük. Ve aslında hepsi fikrin kıymetli olduğunu, güzel olduğunu ama işte çok yeni
başta olduğumuzu hep duyduk. Bunlarla birlikte hani süreci yürütmeye çalıştık. Kitle fonlama bizi şu konuda çok cezbetti ve motivasyonumuzu şu konuda çok arttırdı. Yani bize inanan o zamanlar bir kişiyi bulmak bile çok zorken 1114 tane yatırımcının size inanmış olması, projenize değer katıyor olması bu çok bizi aslında en çok motive eden noktalardan biri buydu. Çünkü biz sağlık startup olduğumuz için klinik çalışma yürüttüğümüz bir süreçte mesela bir tane yatırımcımız hastaneye geldiğinde "Aretin abi ben size yatırım yapmıştım." diyerek hani yatırımcımızla karşılaşmıştık ve bu aslında bize olan güvençleri bizi hep motive etti. Ve hayalimizi gerçekleştirmek için de bizim çok zorlu bazı regülasyon süreçlerimiz var. Tıbbi cihaz olduğumuz için. Ve aslında bunları gerçekleştirebilmek için de hızlıca bir paraya ihtiyacımız vardı. Ve bunu da en kısa sürede 8 günlük çok az hızlı bir sürede değil ama 8 günlük başarılı bir kampanya süreci gerçekleştirdik. Ve hayalimize bir adım daha yaklaştık. O yüzden kitle fonlama bizim açımızdan çok faydalı ve yararlı oldu. Harika Tuğba, çok teşekkürler. Eren'in de bence bu konuda söyleyecekleri var. Amazon'un hikayesinde kitle fonlama ne dedi? Öncelikle biz de yine Tuba Hanım'ın üzerine söylemiş olayım. Ankara'nın alan kodu olan 312 dakikada fonlandık. Tabii ki bizim fonlanmamızda da Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Teknokent'in eş zamanlı yatırım kararını açıklaması da hızlandırıcı bir etki sağlamıştı. Ben girişim ekosistemi, yatırım ekosisteminde açıkçası öyle havalı cümleler, havalı sunumlardan ziyade sonuçta ticaret yapıyoruz. Odağımız para kazanmak, para kazandırmak. Dolayısıyla da kendi yol haritamızda ilerlerken de bu kaynakları da kullanarak ticaret hacmimizi arttırmamız gerekiyor. Ve girişimin ilk yıllarında ister istemez, bunu ben sporla benzetiyorum. Belli hareketleri beyniniz ister ama bedeniniz yapamayabilir. Çünkü o şey olmayabilir. Şeyde de, startup'ta da o kaynağınız elinizde olmadığında bazı araçları kullanamıyorsunuz. Uluslararası bir fuara katılmak istiyorsunuz, katılamıyorsunuz. Dijital pazarlama araçlarını kullanmak istiyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Belli ödeme altyapılarını entegre etmek istiyorsunuz, danışmanlık almak istiyorsunuz. Bunlar mümkün olmuyor. Burada kaynağa erişmeniz gerekiyor ve bu kaynağa erişirken de kitle fonlama sizin aynı zamanda projenize inanan binler demek. Yani siz projenize inanan bu binleri bulabiliyorsanız çıkıp sahaya ardından iş ortaklarınızı da bulabilir. Bunların sayılarını da artırabilirsiniz. Bizim için aslında kitle fonlama o dönemki karşımıza çıkan ilk araçtı ve biz o ilk araçtan yola devam ettik. Yani şu anda da açıkçası biraz önce belirttiğim gibi daha CVC düzeyinde bir yatırımla sürecimize devam ediyoruz. Ama bu demek değil ki farklı bir yine dönemde kitle fonlamayı kullanmayacağız. Bu şekilde. Evet, aslında Eren çok güzel bir şey söyledi. Hem de Umut Bey'in söylediği şey de öyle. Kitle fonlama aslında erişimi kolaylaştırıyor hem girişimler hem yatırımcılar açısından. Ve dünyada şunları da görmeye başladık. Çok büyük şirketler de çok küçük miktarlar için kitle fonlamasına geliyor. Yine Fransa'da oldu, Amerika'da oldu. Soruyorlar yani zaten 300-400 milyon dolar yatırım almışsın. Niye gidip kitle fonlamada da çok küçük bir miktar açıyorsun? Bir diyor benim, yani aynı Ulpey'in motivasyonu gibi, benim müşterilerim benim yatırımcılarım olsun. İki benim iş ortaklarım. Yani bunlar benim ortaklarım olsun. Üçüncüsü de beni duymayan kişiler burada duysun. Görünürlüğüm artsın. Bilen artsın. Oradan da yeni iş ortakları çıkarayım. Şimdi o yüzden tekrardan onu deneyeceğim. Bir de şey var Ferhan Hanım, oraya biraz tabii işte biliyorsunuz ekosistemin yatırımcıları istemeyen, yatırımcıları da istemeyen bir adam. Türkiye'de özellikle maalesef yatırımcılar genellikle kumar oynuyorlar bana göre. Çünkü o girişimin sadece ayakta kalabileceği parayı verip neler yapabileceğini görüyor. Ama yurt dışına gittiğinizde maalesef bu konu böyle değil. Gerçekten size ayakta durup
product'ınızı büyütebilecek, marketinginizi büyütebilecek parayı veriyorlar. Bazı görüşmeleriniz şöyle gidiyor. Bir VC görüşmesinde $1 milyon istemiştik. Çok da nezaketsiz gelmişti. 3 ay sonra döndüler. Ama 3 ay sonra şöyle döndüler. Dediler ki ya biz size bu parayı verirsek ya büyüyemezsiniz ya batarsınız. Bunu $2 milyon, $2.5 milyon çıkartmak için neler yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili bir rapor hazırlayıp durun. Ama Türkiye'de maalesef bu olmuyor. Kitlesel fonlamanın en büyük avantajı bence şu, gerçekten şirket büyüyebileceği değeri bulabiliyor. O yüzden de kitlesel fonlama geleceğin yatırım platformu verdi. Girişimcileri, startupları roketleyecek olan taraf bence kitlesel fonlama Türkiye'de. Bence harika bir ekleme oldu yorum olarak. Aslında üçüncü soruma geçiyorum. Tanıştık, girişimleri tanıdık. Neden kitle fonlama dedik? Kitle fonlamanın en önemli özelliklerinden biri bilinirliği artırıyor. Bir girişim var, bir de kitle fonlamaya çıkan girişim var. Sayfalar, insanlar ister yatırım yapsın, ister yapmasın, ister sadece göz ucuyla baksın. O dönemdeki sosyal medya yoğunluk paylaşımı, basın bültenleri falan derken inanılmaz bir görüntüleme ulaşıyor. Yani rakamlar değişiyor ama tabii böyle 100 bin, 150 bin görüntülenen 200 bin sayfalar olabiliyor. Bu anlamda Amazon'u aradı, ona ulaştı. Ben gelişmeleri biliyorum tabii sonraki. Yani büyük bir, Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biriyle bir sürece girdi vesaire. Sonrasında neler oldu? İlla şey anlamında değil yani. Business sonuçlar değil. Gitti. Sonra ne oldu? Yani bir baktınız, binlerce yatırımcı, ondan sonra yaşadığınız o süreçler. Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle çok yüksek bir, yani şu, bugünün tutarıyla çok yüksek bir tutar olmasa da o dönem, yani 2 yıl öncesinde aldığımız yatırım miktarı hani bir girişimi hızlandırmaya yetecek bir tutardı. Ya da işte aklındaki bazı marketing faaliyetlerini yürütmeye yetecek bir tutardı. Bizim için birincisi şunlar oldu. Örnek veriyorum, Demir Yolları Akademi'ye görüşmeye gittik. Sadece bir randevu aldık. İşte daire başkanına ulaşıyoruz. Oradaki genel müdüre ulaşıyoruz. Bizi tanıdı. Yani çünkü bir şekilde fon bulucu aracılığıyla bu kitle fonlamaya çıkmamız, işte e-girişim demeçleri, röportajlar, Ankara Kalkınma Ajansı'yla karşılıklı verdiğimiz röportajlar ve bunların ulusal yayınlarda yer bulmuş olması ister istemez bir görünürlük sağladı. Ve bizim gibi böyle B2B pazarda iş yapan şirketler için de bu görünürlüğü almak çok kolay değil. Çünkü yarıştığınız ya da rekabet ettiğiniz şirketler sektörün en önde gelen şirketleri olabiliyor. Ya da iş ortaklarınız yine Türkiye'deki ilk 100-500 şirketleri olabiliyor. Dolayısıyla burada bu görünürlük bizim çok işimize yaradı. İkincisi, fuarlara katıldık. Biz fuarları sadece sosyal medya sayfalarımızdan ya da LinkedIn'imizden duyurduk. İşte şu fuardayız, işte Vinyurejadayız, işte CS'deyiz, işte TOS'ta saç fuarındayız gibi. Bu fuarlarda yine sektör profesyonellerinden bizi tanıyarak gelen insanlar oldu. Ya biz bunu aslında kitle fonlamadaki buradaki o bilinirliğe borçluyuz. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz sonuçta o dönem 2 milyon TL'yi aldık, 2 milyon TL'yi yaktık ve karşılığında da çok fazla o yıl içerisinde ciro elde edemedik. Yani dolayısıyla bu parayı harcadık, misliyle bize dönecek diye bir şey yok. Yani girişimcilik gerçekten, yine sporculara benzeteceğim, kan, ter, gözyaşını sonuna kadar hissetmeniz gerekiyor. Fazla mücadele edeceksiniz. Gerçekten biz 8 saat değil 16 saat çalışıyoruz bazen günlerce. Ve bunun sonucunda da o beklediğiniz cirolara ama ardından ulaşıyorsunuz. Biz şöyle bir eğriyle kendi girişimimizle karşı karşıya kaldık. Fonu aldık, fonu yaktık. Tam bitti derken iyi cirolar yapmaya başladık. Aldığımız fonun 4-5 katı kontratlar imzaladık. Ve bu da bizi şimdiden önümüzdeki yıl ciromuzu, mevcut ciromuzun 5 katına getirmeyi garantilemiş olduk. Yani çok teşekkürler. Yine devam edelim. Tuğba, size neler oldu? Yine birçok referans, yine aslında bu hastanede yaşadığın, evet, anı bile aslında bu yatırım sonrası süreci
harika bir örnek ama daha detaylı da diyebilirim. Ya aslında şöyle, hep pozitif taraflarından bahsediyoruz ama tabii işin bir de stres tarafı var. Çünkü sevgili ortağım Kübra'nın tarafı, belki yaş olarak sizlere daha yakınız. Küçük yaşta, 23 yaşında girişimci olarak şirketimizi kurduk. Ve sonuçta size inanan 1114 kişi var ve artık o küçük ekipten, çekirdek ekipten aslında biraz daha büyük kitleye hitap etmeye çalışıyorsunuz ve sorumluluk bilinciniz artık sadece Kübra'ya karşı olmuyor veya Onur Bey'e karşı olmuyor. Artık 1114 kişiye karşı bir sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Ve bu gerçekten çok ciddi bir sizde endişe ve şeye neden oluyor, sıkıntı yaratıyor. Ama tabii bu yaptığımız işi de devam ettirmek ve o insanlara karşı mahcup olmamak ve bu işten para kazanmak ve para kazandırmak istediğiniz için size çok güzel bir sorumluluk yüklüyor. Bu açıdan aslında hem bizi yoran ama hem de çok motive eden kısmı. Eren Bey'in de bahsettiği gibi benim ilk yurt dışı deneyimimi aslında ben bu şirket kurulduktan sonra yaşadım ve onu da tabii ki yine bu kitle fonlamadan sonra Amerika'ya CSUR'ına kabul almıştık. Oraya giderek yaşadım. Yani bazı şeyleri hayal ettiğimizden daha farklı bir noktaya, kendi hayalimden bile daha farklı bir noktaya geldiğimizi fark ettik. O yüzden bunlar hep pozitif tarafları. Ve aslında ben kitle fonlama ve fon bulucu üzerinde şunu söylemek istiyorum. Ben bir ailenin parçası olarak görüyorum kendimi. Belki bir yaşımız küçük olduğu için, bir aile hissi olduğu için mi bilmiyorum. Ama bu ailenin parçası olmaktan çok keyif alıyorum. Yani Ankara Kalkınma Ajansı gibi bir yatırımcılarımız arasında ortaklarımız var yani. Ve sağ olsunlar Erdem Beyler de burada. Ankara'da bir etkinlik olduğu zaman İşte Retina bizim standımızda yer açabilirsin, burada var olabilirsin. Yani bu sadece aslında parayı al çık, işte yapacağın işi yap, o öyle olmuyor, orada bitmiyor. Yani bir aileye mensup oluyorsun ve onlar seni çok başka yerlere taşıyor. Çok uzattım ama şunu da söylemek istiyorum. Ben girişimci olarak sanıyorum bu girişimcilik sürecinde en çok öğrendiğim şey gerçekten bazen düşünceleriniz veya yaptığınız işler sizi bir yere taşımıyor ama tanıştığınız, belki 5 dakika konuştuğunuz kişi, o network diyeyim, sizi alıyor bambaşka yere taşıyor. Ve ben sanıyorum 4 senedir, hani Kübra'nın da biliyor ve 4 sene boyunca öyle 5 dakikalık konuştuğum durumlar veya işte kitle fonlama da bizim için öyle olmuştu. Bir yerde bir yarışmada işte Hakan Bey'le tanışmamız vesilesiyle aslında kitle fonlamada haberdar olduk diyeyim. Ve onun getirdiği nokta şu anda belki sizlerle işte burada oturup konuşabiliyorum. O yüzden en son ben bu ailenin üyesi olmaktan ve kitle fonlamadan sonraki bu bilinirlik ve yaptığımız işi, yani sizi kale alan insanların arttığını görüyorsunuz. Dediğim gibi size inanan insanların varlığını hissedebiliyorsunuz. Bu açıdan Retinova çok büyük katkı sağladı. Bilmediğimiz noktalarda da yatırımcı özelinde biz burayı bilmiyoruz. Sizin bildiğiniz varsa işte beraber bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Bunları yaşadık, yaşıyoruz ve yaşayacağımızı umuyoruz. Süper, harika. Tuba çok teşekkürler. Bugün de bir sonucunu yaşıyoruz. Evet. Yani bugün bir girişimci olmanın ve bir şeyler başarmak ya da en azından o uğurda çalışıyor olmanın bir sonucu olarak gelip burada çok değerli arkadaşlarla bunu paylaşıyoruz. Yine aynı soruyla konuşmaya devam edelim. Beyler benim oğlu değilim. O yüzden beyi sevmiyorum biliyorsun. Umut abi yeterli. Ya şimdi biz tabii Tuval'a kadar şanslıyız. Ankara Kalkınma Ajansı yatırım yapamadı. Fon bulucu şeye yetişemedi. Süreye yetişemedi. Ondan sonra da tabii biz ikinci bir yatırım turuna çıkmadık ama. Abi şöyle bir güzellik olmuş. Biz çok farklı tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğumuz için ben Türkiye'yi karış karış gezip kooperatiflerde kadınlara girişimcilik eğitimi, İşte Etiyat'a nasıl girilir, Eyhayat nasıl girilir, bunların eğitimlerini veriyorum artık. Kendimize de ayırmış olduğumuz bir zaman vardı, o zaman da böyle değerlendiriyorum. Ama fon bulucuyla birlikte şöyle bir güzellik oldu. Tabii ki bizim girdiğimiz zaman bu kadar fazla bir üye sayısı yoktu. Yani şu anda 100 bine yaklaştı. Belki de geçmiştir. Bizim zamanımızda 14 bin civarından yanlış hatırlamıyorsam. Ama orada şöyle bir güzellik oldu. Birincisi mesela ben Güney Afrika'ya açılırken yatırımcılarından bir tanesi beni teşvik etti.
Ali diye bir arkadaşımız. Abi Güney Afrika'da olman lazım. Ya. Ali ne işiniz var bizim Afrika'da, Güney Afrika'da? Abi gittiğimizde gördük. Gerçekten çok ihtiyaç varmış. Çünkü para yok. Herkes online demek zorunda. Güvenlikten kaynaklı bazı problemler var. Kadınlar inanılmaz el emeği ürünler üretiyorlar. Ve bunların satılması lazım. Nerede satılacak? Taksiler bile para kabul etmiyor. Nakit para kabul etmiyor. Ya IBAN'a gönderme lazım. Ya cüzdanla gönderme lazım. Bize bir fırsat açtı. Sonrasında biz bu işi tek başımıza yaparken fon bulucuyla birlikte duyurmamızla birlikte İş Bankası ve Türk Konfet'le birlikte girişimde kadın güç kuruldu ve oranın eğitim destekçisi olduk. Yaklaşık 11-12 yılda gittik kadınlara, kendimizi anlattık ve e-ticaret nasıl yapılır onu anlattık. Umarım faydamız olmuştur. Bizim burada en büyük avantajımız belki şey oldu, ilklerden olduğumuz ve çok sessiz olduğumuz oldu fon bulucuda. Çünkü biz çok fazla yatırımcıyla Telegram hesaplarında falan çok görüşmeyi seven bir ekip değiliz. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Genelde hep kızıyorlar bana. Yani niye cevap vermiyorsunuz? Benim işim yatırımcıyla muhabbet etmek değil, benim işim girişim ayakta tutmak. O yüzden de fon bulucudaki yatırımcı arkadaşlar varsa lütfen girişimleri birazcık rahat bırakın. Zaten yıllık raporlarda, 3 aylık raporlarda ne iş yapılar, bunları şey yapılar göster. Çünkü şöyle düşünün, işte burada Eren Makine Mühendisi, Tuğba inanılmaz genç ve başarılı bir arkadaş. Bu arkadaşlar bugün herhangi bir yerde beyaz yakalı çalışmak istediler. Şu an kazanmış oldukları paranın çok daha üstünü kazanabilirler. Ben herhalde bir yerde ya işte genel müdürlük yapardım, ya genel müdürlük yapardım. Veyahut da işte Ege'de bir kasabada balıkçılık yapıyordum. Ama işte gecesini gündüzünü bu işe katmış olan arkadaşları birazcık rahat bırakmak lazım. Çünkü girişimcilik gerçekten bir tercih meselesi. Bu tercih de şöyle gitmiyor yani. Girişimci şunu tercih etmiyor. Ya biz ilerleyen zamanda unicorn olacağız. İşte bilmem ne kadar para kazanacağız diye başlamıyor. Şöyle başlıyor. Geceleri uyumayacağız. Birkaç saatlik yollar yapacağız. Ayın sonunda bankamıza gittiğimizde veyahut da hesabımızı kontrol ettiğimizde kaç para olacağını bilmeyeceğiz. Bunu tercih ediyor girişimciler. O yüzden de biraz rahat bırakırsak girişimcileri sanırım iyi olacak. Aslında işte en başta söylediğim girişim eşittir girişim diye büyük oranda. Her yediğim bir yoğurt girişim vardır ya, yani orada da girişimcinin tarzı girişimde yönlendiriyor. Dediğim gibi bazı girişimciler işe çok odaklı, daha odaklı, yani orada bazı girişimciler yatırımcıyla daha çok interaksiyon kazanıp devamlı aslında bir feedback ya daha doğrusu taktik yapmıyor. Aslında bir tamamen beynin ödül mekanizması. Bir oyun. Ödül mekanizması diyelim. Ama günün sonunda evet, söylenen şey çok gerçek. Burada aslında yetenekleri, bu alandaki asmi ve harcanan saatleri bulmaktadır. Aynı zamanda bir yaratık olarak koyu girişimciler. Şimdi panelin sonuna doğru gelirken, hani bugün fon bulucu olsun ya da Türkiye kitle fonlama, payaların kitle fonlama ekosistemi olsun. Bugün bu üniversitede hangi sınıfta olursanız olun, zamanı şöyle hemen ileri sardıralım. 7-8 seneye sonra gidelim. Yani şüphe yok, arada girişimci olacak olanlar var ama şöyle bir şey de yok. Ben üniversiteden beri girişimci olmayı düşünüyorum gibi bir şey de olmuyor. Hayat bazen girişimcileri zorluyor ve gerçekten yaşı da yok konusunu bir espri veya klişe de değil. Yani belli sektörlerde zaten belli bir tecrübe olup belli bir yaşta girilmesi daha makbul olan araştırmaların gösterdiği şeyler var. Dolayısıyla gerçekten girişimciliği yaşı yok, planı da yok. Okul bittikten sonra ister kurumsal tecrübe olsun, ister hızlandırma programları, inkübasyon merkezleri, fikirler, birçok alanın sonucunda çok kompleks tabii ki yaşamla beraber oluşan bir sonuç girişimcilik. O motivasyon, o heyecan. Şimdi günün sonunda kitle fonlama Türkiye'de şunu yaptı. Eğer bir fikriniz ve daha doğrusu fikrinizi biraz olgunlaştırmış ve belli bir noktaya getirmişseniz, bir prototipiniz hazırsa, ticarileşmeye hemen hazırsa ya da başladınız bir etkileşim, bir traction, pazarda bir cevap buldunuz. Burada kitle fonlama sizinle tanışıp gel, hem aslında burada işini büyütecek o fonlama ihtiyacına ulaş, hem de
sana yardımcı olacak olabilecek kişilerle tanış, hem de görünürlüğünü arttır diyor. Günün sonunda yetkili bir alan açılmış oluyor. Ama bu alanın sonunda şundan eminiz, çok daha fazla girişim kitle fonlamayla sınıf olacak. Bunun sonucu olarak çok daha fazla ülkemizdeki birçok yatırımcı adayı ya da ister öğrenci olun, ister beyaz yaka, ister çalışan, günün sonunda startup yatırımcılığı, girişim yatırımcılığını daha fazla öğrenmeye başlamış olacak. En önemli konulardan biri bu. Farkındalık aynı globalde nasıl oluyorsa, platformların üye sayısı arttıkça girişim yatırımcılığı olan ilgi artıyor. Bu hem girişim sayısının artmasına, hem de yatırımcı sayısının artmasına, hem de farkındalığın artmasına sebep veriyor. Şimdi paneli kapatırken ben yine 3 panelistimizden daha serbest bir çağrışımla, yani girişiminiz, hikayenizle ilgili olabilir. Kitle fonlama ve bu tüm yatırım süreçleriyle ilgili olabilir. Yani tavsiyeye çok inanmıyorum. Hani arkadaşlar şöyle bir tavsiye verdiği gibi tek bir hap çünkü herkes için çalışmıyor. Ama kendi hikayenizden bir başkası için ilham olabilecek kapanış sözleri, ister girişimcilikle ilgili olabilir, ister bunu düşünen arkadaşlarla ilgili olabilir. Orada belki onların o ne diyelim, aklında zihninde o ilham kıvılcımını yapacak, belki tamamen serbest çalışmalı ya da tamamen başka bir konuda kapanış sözlerimizle paneli bitirelim. Sonra tersten başlayalım. Umut Bey. Evet, biraz tersten başlayalım. Herhalde bitirelim. Herhalde burada 40 yaşından büyük birkaç kişiyiz. Şimdi ben üniversiteye başladığımda sene 98'di. Bize öğretilen bir öğretilmiş çaresizlik vardı, memur olmak. O zamanlar böyle beyaz yakalı olmak falan bile çok şey değildi. Önemli bir şey değildi. Şimdi buraya bakıyorum, böyle bir sürü genç 18-23-24 yaş arası cumartesi günü kendilerini burada girişimcilikle ilgili sohbete adamışlar. Birçok genç girişimci birazdan çıkacak, sunumları yapacak. Doğru olmalısınız. Yani bize hiç kimse böyle şeyler öğretmemişti. Ekosistem sizlerin sayesinde gelişiyor olacak. Ama biraz önce söyledim ya, bir tercih meselesi girişimcilik. Ben yıllarca beyaz yakalı olarak çalıştıktan sonra her şeyi bir gün bırakıp bütün beyaz yakalıda kazanımlarının hepsini bir yılda kaybetmiş bir adam olarak söylüyorum. Yani batmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Çünkü 16-17 yıl çalıştığımız ve biriktirdiğimiz her şey bir yıl içerisinde battı. Sonrasında da bir şeyim vardı, idealim vardı. Yani bir girişim kurarken idealiniz ne olabilir? Para kazanmak olabilir. Benim ayda tek derdim, ayda 5000 TL para kazandım bu ortamla birlikte. 5000 TL kazanalım da kimseye muhtaç olmayalımdı. Bunun sebebi de aslında şuydu, bir girişimcinin hayatında iki tip insan vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın lütfen. Birisi siz başardığınızda, yani biz zaten biliyorduk senin başaracağını, çok başarılı olacağını, bugüne kadarki bütün birikimlerini zaten bugüne hazırlamak için de seni diyecek olanlar var. Bir de siz bir iş başaramadığınız zaman da, ya biz sana söylemedik mi, git kardeşim bir yerde maaşı çalış, sigortalı bir işin olsun demedik mi diyecek olanlar var. Bunların ikisi de aynı insanlar. Başarırsanız başarı diyecekler, başaramazsanız başaramadım diyecekler. O yüzden eğer girişimciliğe gönül verecekseniz, başarmaktan başka şansınız yok o insanları konuşturmak için. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bunu alkışlardım ama sonra sırayla en son hepsini alkışlayalım. Olur mu? O zaman Tuğba, senden de alalım onları söyleyelim. Yani şöyle, bu girişimciliğe biz Kübra'nın ayı şöyle bakıyoruz. Galiba ilk adımı attığımız için bu noktalara geldik. Bu adımın bize nereye götüreceğini de bilmiyorduk açıkçası. Çünkü üniversite bitmişti. 6 ay sonra biz şirketimizi kurmuştuk. Ve şirket kurulmak ne demek ve şirket nasıl yönetilir hakkında. Çünkü tipik bir mühendislik eğitimi almıştık. Diğer yapacağımız hiçbir şeye ait aklımızda bir fikrimiz yoktu. Galiba bu konuda biraz cesur davrandık. Tabii ki yolda da çok şey öğrendik. O yüzden buraya gelmiş olmak zaten bir adım atmak, hani bunu devam ettirmek tamamen kişinin kendi elinde. Biz devam ettirdik, inanın hiçbir farkımız yok. Çünkü aynı sıralardan, aynı olduğunuz yerlerden, hani hep
hepimiz geçtik. Yani bir noktaya gelmek için bence en önemli şey o adımı atabilmek. Dediğim gibi buraya zaten adım atmışsınız. Bu yani girişimci olma niyetinde olan kişiler varsa tabii ki herkes olmak istemeyebilir. Ama biraz daha cesaretli olmak gerekiyor sanıyorum. Ve yolda bir şekilde hani uçurumdan atlayıp paraşütü yapmak gibi diyorlar sanıyorum girişimciliğe. Yolda bir şekilde öğreniyorsunuz ve tabii ki size iyi bir de hani takım arkadaşı lazım. İyi bir takım arkadaşıyla yola çıkmak galiba en önemli şeylerden biri. O yüzden takım arkadaşınızı bulduktan sonra ya tamam işte bu yola adım atabiliriz diyebiliyorsanız bu yola adım atabilirsiniz diyeyim. O şekilde. Teşekkürler Tuğba. Harika sözler için Eren seninle senin yorumlarını alıp sonra ben sözlerine katılıyorum. Öncelikle ben de insan kendimi keşfetmeli. Ben üniversiteyi 8 yılda bitirdim. Sayısız defa üniversiteyi bırakmayı düşündüm. 4. 5. sınıf gittiğimde transcription evden geçirdim oldu yani sayısızdı. Ve bir şekilde üniversiteyi bitirdim. Bitirmeden böyle birkaç ay öncesinde part-time bir mühendislik firmasının satış departmanına işe girdim. Ben yarı zamanlı çalışıyorum ama iki tane tam zamanlı çalışan mühendisten daha fazla satış yaptım. O an kendimi satış departmanında başarılı olacağımı gördüm. Ve mezun olur olmaz da önce bir tane Avrupa merkezli firmada, ardından da bir Amerika merkezli firmada çalıştım. Çalıştığım Amerika merkezli firmada Amerika'dan ödül alan ilk Türk oldum. Dolayısıyla ben aslında teknik tarafta değil, satış departmanında çok başarılı olduğumu keşfettim. Ve dolayısıyla da girişimlerde de aslında bu departmanın önemi inanılmaz fazla. Günümüzde 4-5 tane teknik kişinin kurucu ortak olduğu girişimlerde müthiş bir değer olursa da bu değeri realize edilemediği görülüyor. Dolayısıyla burada muhtemelen dinleyen arkadaşlardan birçok işte işletme, iktisat ya da mühendislik okumasına rağmen sosyal ve iletişim kabiliyeti yüksek insanlar var ve bunlar aslında bu girişimleri mevcuttaki teknik kapasiteyi kullanarak ileriye taşıyacak kişiler olacaklar. Dolayısıyla ben kendimi keşfettim ve satışa yöneldim ve mevcut girişimde de sadece satışla ve yönetimle ilgileniyorum. Dolayısıyla da benim önerim değil ama kendimi keşfetmeyle ilgili anlamı paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Bence kendimce söyleyeyim harika bir paylaşım oldu. Chopin'den Umut Yalçın, Metinol'dan Tuğba Hatlı, Amazoy'den de Eren Yaşar. Size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, paylaştığınız için. Ve yine bugün burada bu kalabalığa bunları paylaşabilme fırsatını bize verdiğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi bir...